Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz ne buyurdu? Çok hoca lazım, iyi hoca lazım. Ayetten, hadisten hüküm çıkaracak derecede kaliteli hoca lazım. Neden? Adam mesela çıkmış ne diyor? Adem Aleyhisselam'ın da babası var diyor. Bunu diyorsa bir adam, hoca bozuntusu, ilim okumuş diyor ya, tefsire bakıyor, millete bir şeyler anlatıyor. Bunu diyorsa ve bu kadar hocanın, ilim adamının, müftünün, ilahiyatçının ortasında bunu diyorsa demek ki işimiz çok zor. Çok işimiz var. Çok alim ismesi lazım. Bu adam bunu nasıl diyor? Ya kendisi okumuş bir yarım yamalık bir şeyler. Yani Kur'an'ın tamamını anlamadan sonra, Kur'an'ın ahkamını dinledikten sonra, Kur'an-ı Kerim'in usulüne göre usul, tefsir usulü var, hadis usulü var, usul fıkıh var. Bunları birleştirip mükemmel bir anlayış sahibi olmaktan sonra insan konuşursa böyle hata eder işte. Men fesre Kur'an'ı bire iyi fakat kefere. Kim kendi görüşüyle Kur'an'ı tefsir ederse kafir olur. İnsan suresinin ikinci ayeti. İnsan suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Hak her insanı meniden yani karışmış olan erkeğin ve kadının suyundan karışmış olan menide yattım diyor. Bu insanların Adem Aleyhisselam'dan sonraki gelen insanların halidir. Adem Aleyhisselam'ın hali ise onun numunesi, eşi benzeri olmadan Cenab-ı Hak onu ilk olarak icat etti. Topraktan yarattı. Çamur ve balçık halindeydi. Rahman suresinin ayetinde onu ben ediyor. Birçok ayetlerde var mı? Ondan sonra ona secde etmesini emretti. Ya şeytan onu beğenmedi. O topraktan dedim. Ben ateşten diyeyim, hayatım dedim. Ya, şeytan diyebilirdi. Bunun anası babası var. Diyebilirdi demedi. Şeytan ben ondan üstünüm dedi. Bugün şeytanlar bunu diyemiyorlar da saklayarak Müslümanların, gençlerin, cahillerin kafasını karıştırarak itikadı bozmak istiyorlar. O yüzden kardeşler, işimiz, bizim cemaatimizin işi ilim, amel, ihlas. Estağfeltekum minkum ümmetün yedmeni ilel hayr ve emrine bil maruf ve enhemine alim münker ve ulaşimul müflihun. Alim Ran suresinin bu ayetini Efendi Hazretlerimiz devamlı okurdu. Fakir ilk defa kitap yazmaya başladığımız zaman o ayetin açıklamasını Efendi Hazretlerimiz sözlerine yazmıştık. Sohbetlerde okuyalım diye, konuşalım diye. Öyle öyle başladık bu işlere. Ya. Orada ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Hoca cemaati oluşturun. Hoca cemaati ilimden, Kur'an'dan, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Beş ilim. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ilimleri medrese usulü olarak okuyup öğreneceğiz, aktaracağız. Bunun için para lazımsa o parayı ya devlet verecek ya zenginler verecek. Hoca kardeşlerimiz, ilim erbabı bu işlerle uğraşmayacak. Bu işin önemini anlatacağız. Bunun talibi, bu işin hastası, bu işin dertlisi çıkıp bu işe el atacak. Allah'ın izniyle bu iş bize çıkacak. Zaten devlet bu işe el atmazsa bu iş bize çıkmaz. Devlet bu işi canlandıracak, yıkmayacak. Bu medreseleri ayağa kaldıracak inşallah. Türkiye ne zaman medreseleri ve tekkeleri serbest bırakırsa o zaman düze çıkacak inşallah. O zaman Orta Doğu'da, İslam aleminde söz sahibi olacağız inşallah. Cenab-ı Hak o günleri bize göstersin. İşte Efendi Hazretlerimizin bütün derdi hoca yetişmekti. Bir hoca 100.000 televizyondan daha tesirlidir buyuruyor. O halde iyi hoca yetiştirelim, iyi alim olalım. 100 sene 5 sene okumakla olmaz bu iş. 40 yaşına kadar adam okuması lazım. Okuyup yaşaması lazım. Yaşayıp onu anlatması lazım. Ondan sonra güzel haller, güzel ilimler, marifetler ve fetvalar isabetli olur. Bak zındı garipler ediyorlar. Kimisi kabir azabı inkar ediyor. Kimisi İsa Aleyhisselam'ın işini inkar ediyor. Kimisi tevessülü teberrükü inkar ediyor. Kimisi hutbe. Ne güzel hutbe okundu. Adam bunu şirk diyor. Kendileri nasıl İslam'ı ters anlamışlar ki Müslüman'a şirk diyorlar. Görüyor musunuz? İşte bunların babaları Orta Doğu'da ellerine silah, azgınları yani diyeyim, ellerine silah bütün Müslümanları öldürüyorlar. Maalesef. Böyle bir fitne var. Bunun karşısında ancak اِنْ تَنْسُرُ لَا يَنْسُرْكُمْ وَيُسْتَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit tutar, sizi kimse yenemez diyor Cenab-ı Hak. O halde Allah'ın dinine, Allah'ın dinini iyi anlayan alimlere Evliyaullah'a değer verelim. Evliyaullah'ın gönlünü kırmayalım. Evliyaullah'ın hizmetlerine engel olmayalım. Ulemaya destek olalım ki memleket ayağa kalksın. İslam alemi Kur'an'da ve sünnette birleşip yekpare, hakiki tevhid üzere ittifak olsun. Düşmana karşı, tüm kötülüklere karşı Allah'ın izniyle muzafferiyet hasıl olsun.